Evet, bugün işleyeceğimiz konu hareket ve destek sistemi ve hem işleyeceğiz hem sorular çözeceğiz. Bu şekilde gideceğim. Bir değişiklik yapmayı düşünüyorum. Aşağıdakilerden hangisi kemik gelişimi için gerekli değildir ya da gerekli faktörlerden değildir diye sorabiliriz. Veya A vitamini kemik gelişimi için gerekli midir? Neden diye sorabiliriz. Bu şekilde birçok şekilde bu soruları sormak mümkün. Buradan bir 5-10 soru çıkartılır rahatlıkla. Test şeklinde, klasik şeklinde veya doğru yanlış şeklinde veya boşluk doldurma şeklinde her şekilde sorulabilir. Evet, kemik gelişimi için neler gerekli? Kalsiyum ve fosfor gerekli arkadaşlar. Bunun yönünden zengin besinler tüketmek zorundasınız. Son dönemlerde çok hareketsiz kaldığımız için çok önemli bunlar. Bir diğeri D vitamini. En çok D3 şeklinde kullanıyoruz biz bunu. Kalsiyumun bağırsaklardan emilimini ve kemiklerde çökmesini sağlıyor. O yüzden D vitamini çok önemli. Şu Covid döneminde bakın D vitamini üzerinde çok fazla duruluyor. Mutlaka D vitaminini almak gerekiyor. Eğer alamıyorsak bile mutlaka bunu ilaçlar şeklinde alınıp vücuda girmesini sağlamak çok önemli. Bunun tek başına alınması da yeterli değil. Güneşin ultraviyole ışınlarıyla da bütünleşmesi gerekiyor. Yani sizin ya işte çocuklar için 1 ve 4 arasında dışarı çıkmayı istediler ya, bu çok önemli. Bu sırada biraz güneş görmüş oluyorsunuz. Çünkü kemik gelişimi için besinlerle aldığınız D vitamininin ön maddesi ultraviyole ışınlarının deriye temasıyla D vitamini yani kalsiferol haline dönüşüyor. Yani bir şey başka bir şeye dönüşmeden sadece D vitamini olarak aldığınızda bir işe yaramıyor. Onun için de mutlaka güneşe ihtiyacımız var arkadaşlar. Bir diğerimiz A vitamini. Bu da vücudumuzda kemik dokuda neler vardı? Osteoblast ve osteoklastlar. Bunlar kemiğin yapımında görevliydi. Bu da kemiğin yıkımında görevliydi. Bu faaliyetleri dengeleyerek sağlıklı büyümeyi sağlıyor. O yüzden A vitamini içeren besinleri de mutlaka tüketmeniz gerekiyor. Bunları diyetisyenlerimiz güzelce açıklıyorlar neler neler içeriyor diye. Onlara bakabilirsiniz ayrıca da. Ama en çok neyde bulunuyor arkadaşlar A vitaminimiz? Havuçta yer alır, değil mi? C vitamini de arkadaşlar kemik yapımındaki kolajenifler var ya, onların da büyümede etkili ve kırıklarda da kemiğin iyileşmesini sağlayan mutlaka C vitamini. Yani bol bol meyve sebze tüketmeniz çok önemli. En çok C vitamini içeren besinlerden birisinin biber olduğu söyleniyor biliyorsunuz. Yazın tabii ki biber daha faydalı olacaktır. Kışın da dolayısıyla yerini, görevini ne alıyor? Limon, portakal ve mandalina almış oluyor. Tabii bunun dışında da bir sürü C vitamini içeren besinlerimiz mevcut. Kemiğin gelişiminde onun dışında bir de hormonlar görevli arkadaşlar. Bu hormonlar hangileri? Büyüme hormonu, parathormon, kalsitonin, troksin ve cinsiyet hormonları. Bunları mutlaka bilmeniz gerekli. Bunlardan herhangi birisinde bu hormonlarda bir problem çıktığında kemiğin gelişiminde de sorunlar ortaya çıkmış oluyor. Evet, bakın burada başka bir soru daha sorabiliriz. Nedir? Kemik gelişiminde aşağıdaki hormonlardan hangisi etkilidir ya da etkili değildir şeklinde sormak mümkün. Evet, aşağıdakilerden hangisi iskeletin yani kemiklerin görevlerinden değildir? Yani bu kemiklerimizin ne görevleri var? Bunları bir sıralayalım bakalım. Ne yapıyor arkadaşlar? Vücuda şekil veriyor değil mi? Yumuşak dokulara destek sağlayarak. Biz o olmasa ne oluruz? Bir yığın şeklinde kalırız, değil mi? Vücut boşluklarındaki ne yapıyor? Dolayısıyla organları otomatik olarak korumuş oluyor. Ve kalsiyumu, fosfor gibi mineralleri ne yapıyor arkadaşlar? Depo ediyor. Ve kemiklerin yapısındaki kırmızı kemik iliğinde kan hücreleri üretiliyor. Bunu dolayısıyla hangisi değildir otomatik olarak? Evet, dış dünyayla işlevsel olarak bağlantı sağlar değildir. Evet arkadaşlar, kemik yeterli mekanik yüke maruz kalmazsa kemik erimesi gelişiyor. Yani astronotlarda olduğu gibi. Yani bizim bir miktar mekanik yüke maruz kalmamız gerekiyor. Evet, fazlası da zararlı ancak tamamıyla kullanmadığımızda da ne olmuş oluyor? Kemiklerimiz erimeye başlamış oluyor. Evet arkadaşlar, os memri superior ve os samimi inferiorun hangi bölümlerinde çift kemik var? Bölge ve kemik çeşitlerini yazınız ve şekil üstlerinde gösteriniz.
Ben şekil üzerinde göstererek sizlere daha iyi öğretmek istiyorum. Ama temel olarak arkadaşlar üst ekstremite kemiklerimiz sıralayacağız beraber şimdi şekil üzerinde. Bir de alt ekstremite kemiklerimiz ve bunlardan hangileri çift? Ama burada önemli olan başka bir soru şekli daha sorabiliriz size. Omuz çıkıntısına ne denir diyebiliriz. Akromion ya da aşağıdakilerden hangisi omuz çıkıntısının adıdır diyebiliriz. Cevap akromion olacak. Bir diğeri de dirsek çıkıntısına ne denir diye sorabiliriz. Bunun olekronon denir. Bunlar ne için önemli? Arkadaşlar çıkıntı olan her yerde dekübit oluşuyor. Yani bası yaraları ya da vücut yaraları dediğimiz sürekli hareket edemeyen ve yatalak kalan hastalarımızda oluşan bölgeler. Bunları tanıdığınızda bu bölgelere gözlem yaparak bu bölgelerde basıyı azaltmak için uğraşmamız ve oralara bakım uygulamamız gerekiyor. Şimdi bu klasik sorduğumuz şekil. Bunu şekil üzerinde bir gösterelim tek tek. Evet, şimdi iskeletimizdeki şeyleri tek tek sıralayacağız. Yani hareket sistemimizde bulunan nelermiş, kemiğimizde neler varmış. Baş kısmımızı söylemiştik zaten biliyorsunuz. Kafa kısmımızda ne diyorduk? Kranyum diyorduk. Bir diğer kemiğimiz nedir arkadaşlar? Burası nedir? Klavye kulağı arkadaşlar. Yani köprücük kemiği diyoruz. S şeklinde deniyor ama tabii biraz güzel maket yapılamamış ama olsun. Burası köprücük kemiğimiz. Sternum, ya yani burası sternum, sternumla ve arkada da bakın gördüğünüz gibi klavukuyla ne yapıyor? Eklem yapıyor. En çok kırılabilen kemiktir deniliyor ama ben hiç şahit olmadım meslek hayatım boyunca bu kemiğin kırıldığına. Ama hani herhalde ince olması ve en önde olması nedeniyle öyle söyleniyor. Ancak demek ki bayağı iyi sağlam bir kemikmiş doğrusu. Bir diğeri scapula arkadaşlar. Arka taraftan iskeleti göstereceğim zaten. O zaman göreceksiniz. Kürek şeklinde adı üzerinde zaten scapula deniliyor. Bu kemiğimiz de gördüğünüz gibi. Şimdi bunlarımız kostalarımız arkadaşlar. Göğüs kafesimizi oluşturuyorlar. Kaburgalar diyoruz değil mi bunlara da? Kostalar bir araya gelerek neyi oluşturuyorlar? Göğüs kafesimizi oluşturuyorlar. Bu kemiğimiz ne? Gördüğünüz gibi kravat şeklinde. Demek ki kravat bundan dolayı ortaya çıkmış. Sternum diyoruz arkadaşlar. Bunu çok kullanacağız. Organların yerlerini tarif ederken kullanacağımız yerlerden birisi bu göğüs kemiğimiz. Evet, bu kol kemiğimiz arkadaşlar. Üst ekstremitenin en büyük kemiği hangisidir dediğimizde humerus diyeceğiz. Bu kemiğimizin adı kol kemiği humerus. Bakın kolumuzun baş parmak bu tarafta kalırsa önde olan kemiğimiz arkadaşlar radius döner kemik deniliyor. Arkasındaki kalan kemik ise dirsek kemiği yani ulnar deniliyor ya da ulnaris deniliyor. Biz kemikleri kullanırken ne diyeceğiz? Os kelimesini ekleyeceğiz hepsinin başına arkadaşlar. Ben eklemedim. Os kemik demek. Yani os sternum, os humerus, os radius, os ulnaris diye ifade ediliyor. Bakın burada çift kemikler neymiş arkadaşlar? Gördüğünüz gibi radius ve ulnaris. Bakın bir herhangi bir şekilde silah uygulamamız gereken turnike uygulayacağımız yer neresi olması gerekiyor? Koldaysa eğer humerus kemiği olması gerekiyor. Tek kemik olduğu için. Şimdi devam edelim. Bu vertebramız arkadaşlar. Arkadan gösterdiğimde daha net göreceksiniz. Bakın boyundan başlıyor gördüğünüz gibi. İçinde ne var? Medulla spinalis yani omurilik mevcut. En iç kısmında. Dış kısmında ne varmış? Vertebralarımız yani omurgamız var. Evet devam ediyoruz. Dolayısıyla neye geldik? Bilek, ele geldik. Elde ilk kısım neydi? Bilek kısmımız değil mi? Bu bilek kısmımız, el bilek kısmımıza os karpi diyoruz değil mi? El tarak kısmımız var. Orasına ne diyoruz? Metakarpi diyoruz. Bir de parmaklarımızın uç kısımları, el parmak diyoruz. Onlara da ne diyeceğiz? Ossa digitorium manus olarak isim veriyoruz. Evet, bacaklarımıza geldik. Üst alt bacaklarımız yani osso membri inferior dediğimiz kısım. Evet, bu uyluk kemiğimiz arkadaşlar. Buna femur diyoruz. Bu da alt bacaktaki en kalın, en büyük kemiğimiz femur. Bunu da soru olarak sorabiliriz bakın bu şekilde.
sonrası patella, yani diz kapak kemiğimiz arkadaşlar. Diz kapağı kemiğimizin adı neymiş? Patella. Devam ediyoruz. Bakın ki alt bacağımızda gördüğünüz gibi öndeki kemiğimizin adı tibia, yani kaval kemiği arkadaşlar. Evet arkadaşlar, burası leğen kemiğimiz diye de ifade edilen yer. Bakın bunun üst tarafındaki bu kemiğimiz nedir? Leğen kemiği. Bunun oturduğumuz yerdeki oturak zaten diye de ifade ediliyormuş kemik olarak da. Os ischium diyoruz. Bir de bakın pelvis kemiğimiz, yani pubis kemiğimiz mevcut. Bu pubislerin birleştiği yerde eklem olarak da simpisis pubis olarak ifade ediliyor. Bunu da kullanacağız pek çok yerde. Evet, öndeki kemiğimize demiştik ya kaval kemiği. Arkadaki kemiğimiz, bacağımızın alt kısmındaki arka kemiğimizin adı da fibula. Bakın tibia ve fibula. Bakın buradaki arka kemik gözükmemiş resimde. Ön kemik tibia, arka kemik fibula olarak isimlendiriliyor. Şimdi ayağımıza geldi sıra. Yine aynı şekilde elde olduğu gibi ayaklarımızda da ayak bileği kemiğimiz tarsi, tarak kemiğimiz ossa metatarsi, ayak parmaklarımız ise yine ossa digitorum pedis olarak isimlendiriliyor. Şimdi mutlaka bunları dinlerken beşer keser kelimeyi hem Türkçe hem Latince hem önden hem arka tarafından tekrarlamanızı istiyorum. Kamış kemiği fibula, fibula kamış kemiği şeklinde lütfen 5 kere tekrarlayın. Yani inanılmaz derecede kolay bir şekilde daha sonraki her tekrarınızda da böyle yaparsanız kafanızda tamamıyla oturacak, siz de şahit olmuş olacaksınız. Yetişkin bir bireyin kalvaryasında, yani kubbe, birçok sütura var. Bu süturaları brekma noktası ile lambda noktasını açıklayınız. Şimdi şekil üzerinde göstereceğim arkadaşlar size. Ben şekil üzerinde konunun çok daha iyi öğrenildiğini düşünenlerdenim. Ne? Çünkü bir Yani insanmış. hem öğrenirken hem uygularsa daha da müthiş bir öğrenme şekli olduğuna inanıyorum. O yüzden görmeden böyle sadece bunları size tek tek söylerim. Siz de az sonra ezberleyeme yeteneğinize sahip değilseniz de hiç hepsini unutur gidersiniz. Defalarca tekrarlamanız gerekir. Görerek öğrendiğinizde kesinlikle çok daha iyi bir öğrenme şekli olmuş oluyor. Evet arkadaşlar, kafamızın arkadan görünüşü, yani kranyum, oksipital görünüşte deniliyor buna. Biliyorsunuz zaten arka tarafa ne demiştik? Art kafa içinde aynı şeyi söylemiştik. Oksipital demiştik. Bu beyin işlerken pek çok kelimeyi zaten demiştim ya, o zaman da kemiklerle arkadaşlar aynı isimleri kemik konusunu işlerken anlayacaksınız diye. Beyin kemiklerinin isimlerini de bu şekilde kemiklerden alarak isimlendirmişiz. Aynı şekilde. Bakın arka tarafımız kafamızın art kafa lobuna ne demiştik? Oksipital demiştik. Bunlar da parietallerimizdi değil mi, yanlarımızda isimlendirmiştik bu şekilde. Evet, parietallerimiz de neydi arkadaşlar? Duvar loblarımız da. Bakın iki taraflı gördüğünüz gibi. Bakın ortadan giden bu süturamız, sütura kemiklerin birbiriyle yaptığı dikiş tarzındaki eklemleşmeye deniliyor arkadaşlar. Bakın bu süturamız da sagittalis olarak isimlendiriliyor. Yani iki parietal lob arasındaki süturamızın adı sutura sagittalis. Bakın parietal lobla oksipital lob arasındaki suturamız sutura lambdoide arkadaşlar. Gördüğünüz şekilde olduğu yerdeki gibi parietal ile oksipital lobun arasında sutura ne olarak ne varmış? Lambdoide. Size soru olarak ne diyebilirim? Şöyle, parietal ile oksipital arasındaki suturanın adı nedir? Lambdoide. İki parietal arasındaki sütüranın adı nedir diye sorabiliriz. Sütüra sagittalis. Ve bakın bu kafamızı böyle şöyle geriye doğru çektiğimizi, kafanın üst kısmını tamamıyla bu olarak gördüğümüzü düşün. Oradaki olan sütüranın adı da sütüra frontal lobla
Parietal lob arasında, yani alnımızın ön kısmı neydi? Frontalde. Frontalle parietal arasındaki sütunumuzun taç şeklinde, bakın gördüğünüz gibi bu sütunumuzun adı neymiş? Sutura coronalis olmuş oluyor. Bakın sutura coronalis ve sagittalis'in birleştiği nokta neresi arkadaşlar? Biregma noktası. Bunlar bizim için niçin önemli? Bıngıldak gelişiminde çocukların kafatasında oluşan yerleri tarif etmek için kullanacağız biraz sonra. Sutura sagittalis ile lambdoidea'nın kesiştiği yere ne diyoruz? Lambda noktası diyoruz. Böylelikle sorularımızı cevaplamış olduk. Evet. Nörokranyum, yani kafa kemiklerini tek ve çift kemikler olarak maddeler halinde yazınız. Şimdi tek kemiklerimiz gördüğünüz gibi oldukça çok. Bunun için çift kemikleri önce öğrenin. Tek kemikler kalanlarıdır diyeceksiniz, tamam mı? Şimdi ben yine şekil üstünde göstereceğim. Aklınızda kalması açısından çok daha kolay bir şekilde kalacak. Bunu tabii ki test olarak da sorabiliriz. Aşağıdakilerden hangisi tek kemik değildir veya hangisi tek kemiktir? Veya aşağıdakilerden hangisi çift kemiktir veya çift kemik değildir deriz. Siz çift kemikleri öğrenin, kalan tek kemik oluyor otomatik olarak. Evet, şimdi bir kafa kemiklerimizi sıralayalım. Kafamızın bu yandan görünüşü, bu da arkadan görünüşü gördüğünüz gibi. Yandan görünüşte yine bakın beynin loblarını sıralarken de aynı isimleri söylemiştik arkadaşlar. Aynı kemik isimlerini bu sefer de kemikte kullanacağız, aynı isimleri. O yüzden kolaylıkla öğreneceksiniz demiştim hatırlıyorsanız eğer. Beyin konusunu işlerken, yani sinir sistemini işlerken. Evet, ön kısmımız, yani alın kısmımıza ne dedik? Os frontale diyoruz. Bakın duvar kemiğimiz parietale, os parietal diyoruz. Oksipital diyoruz, alt kafa kemiği. Yan şakak kemiği, değil mi? Bu şakak kemiğimizin adı neydi? Temporaldi. Lobları söylerken de aynı şeyleri söylemiştik. Hatırlar mısınız beyin loblarını? Burası da os sfenoidale, yani temel kemik. Evet. Dolayısıyla çift kemiklerimiz ne olmuş oluyor arkadaşlar? Bu sağdan görünüş olduğuna göre sağ tarafta da sol tarafta da var. Temporal kemiğimiz çift kemik olmuş oluyor. Bir diğeri de parietal kemiğimiz. Bakın gördüğünüz gibi bir sağ tarafta bir sol tarafta parietal kemiğimiz olmuş oluyor. Çift kemikler dolayısıyla neymiş? Parietal kemikler ve temporal kemikler çift kemik. Kalanlarımız da kafa kemiklerinden tek kemiktir. Burada soracağımız sorular kafa kemiklerinden aşağıdakilerden hangisi değildir? Veya hangileri tek kemik veya çift kemiktir şeklinde soru sormak mümkün. Şu şekilde kestiğinizi düşünün ve buradan aşağıdan baktığınızı düşündüğümüzde bu sfenoidal kemik aynı yarasaya benziyor arkadaşlar. Yarası şeklinde. Ve frontal ve etmoid kemiğin arasında görünüyor. Bakın bu etmoidal, yani kalbur kemiğimizde arkadaşlar o şekilde bakarken alın kemiğinin orada göreceksiniz. Bu etmoidal kemikte bakın gördüğünüz gibi burnun üst kısmını, değil mi, dış yan duvarlarını ve her iki göz çukurunun iç yan duvarlarını yapan bu kemik olmuş oluyor, etmoidal kemik. Bakın şöyle küçücük bir kemik ama bu çok önemli bir yerde yer alıyor. Bu kemiğimizin ismine de etmoidal, yani kalbur kemiği ismini veriyoruz. Gördüğünüz gibi bu da kemiğimizin arkadan görünüşü. Burası yine oksipital, değil mi? Buralar parietal. Bunlar sütüralarımız, değil mi? Biraz önce sıraladığımız gibi görünüş şekli. Burası da boyun omurumuzun başlangıç kemiği görünüyor. Evet arkadaşlar, şimdi bıngıldaklarımızı sıralayalım. Madem süturaları da söyledik ki öğrenmiş olduk. Ne demiştik? Sutura coronalis ve Sutura sagittalis'in birleştiği yerde ne vardı? Bregma noktası vardı. Bu bregma noktasını ne için kullanacağız? Bıngıldak için kullanacağız demiştik. Hatırlıyorsak eğer. Bu bıngıldak en büyük bıngıldağımız arkadaşlar. Ve eşkenar dörtgen şeklinde 18. ayda genellikle kapanıyor. Evet, bir diğer bıngıldağımız, yani biz ona fonticulus diyoruz bıngıldağı arkadaşlar. Fonticulus. Burası dolayısıyla önde olduğu için ve en büyüğü olduğu için fonticulus anterior. Bu arkada olduğu için fonticulus
posterior. Posterior arka demekti. Fonticulus da dıngıldak demekti zaten. Dolayısıyla burayı şimdi tarifleyelim. İsterseniz durdurun, kendiniz tarifleyin. Bakalım tarifleyebilecek misiniz? Yerleri gördüğünüz için. Burası neydi? Sutra sagittalis. Burası ne? Lambdoidea. Lambdoidea ile sutra sagittalis'in kesiştiği yerde fonticulus posterior, yani bizim arkadaki dıngıldağımız olmuş oluyor. Bu da 3 ay içerisinde kemikleşmeye başlıyor. Bu da üçgen şeklinde yapısını oluşturmuş oluyor. Bunlar ne için gerekli bu dıngıldaklar? Evet, kafamızda beynimizin, hem kafa kemiklerimiz hem de beynimizin gelişimi sırasında ona yardımcı olmuş oluyor. Biz tabii ki bunları niçin değerlendiriyoruz? Yeni doğan gelişiminde kafamızın üzerindeki bu bıngıldaklara bakarak gelişimi değerlendirmiş ve bıngıldağın erken veya geç kapandığını fark etmiş oluyoruz. Bütün anneler bunları bilirler. Onun için çocukların kafalarını ne yaparız? Koruma altına alırız, değil mi? Evet. Şimdi bunların dışında bakın 1 ve 2'yi sıraladık. Oysa 6 tane bıngıldağımız var arkadaşlar. Toplam 6 tane. Diğerleri ikişer ikişer. Yanlarda yanlarda yan olan fontikuluslarımız. Bakın frontal, parietal ve sfenoid kemiğin olduğu yerde sağlı sollu olarak yer alan bu fontikulusumuzun adı anterolateralis. Yani ön yan bıngıldak anlamında anterolateralis fontikulus diyoruz. Bakın hem bu sağ tarafta hem de sol tarafta mevcut. Arkadaşlar bu bıngıldaklarımız 3. ayda kemikleşiyorlar. Aynı şekilde bir diğer bıngıldağımız da arkadaşlar. Bakın parietal kemikle oksipital kemiği. Bakın burada fontikulus. Bakın posterior arka demek zaten. Lateral yan demek. Yan arka. Daki bıngıldak, yani fonticulus posterior lateralis olarak isimlendiriliyor. Bir kere daha söyleyin. Durdurun kendinizde, tekrarlayın lütfen. Bakın parietal kemikle oksipital kemiğin olduğu yerde ne varmış? Fonticulus posterior lateralis. Bu da yine doğumdan sonra 3 ay içerisinde kemikleşiyor. Her iki tarafta birer tane. Dolayısıyla 2 tane bundan, 2 tane diğer bıngıldağımızdan, bir de üstte ve arkada olan bıngıldağımız şeklinde toplam 6 tane bıngıldağımız mevcut. Evet, yüzümüzde bulunan kemiklerin isimlerini bir söyleyelim bakalım. Nelermiş diye tek tek sıraladığımızda bakın gördüğünüz gibi bu şekilde aklımızda kalmayacaktır. Ama ben şimdi üst çene kemiklerimiz ve alt çene kemiklerimiz olarak ayrı ayrı incelemeye alacağız. Dolayısıyla bakın gördüğünüz gibi daha az olduğu için alt çene kemiğini önce öğrenelim. Kalanlar dolayısıyla otomatik olarak ne olacak? Üst çene kemikleri olmuş olacak. Şimdi şekil üstünde gösterelim bunları tek tek. Daha çok aklımızda kalsın. Evet arkadaşlar, yüzümüzdeki bulunan üst çeneyi değil önce alt çeneyi söyleyelim demiştim. Alt çenede bulunan kemiklerimiz, alt çene kemiğimiz, görmüş olduğunuz yer, alt çene kemiğimiz, buna ne diyoruz? Os mandibula diyoruz. Bir diğer alt çene kemiğimiz de os hiedum. Bu arka tarafta kalmış oluyor. Dil kökünün aşağısında ve gırtlağın önünde U şeklinde bir tek kemik arkadaşlar. Kemik ve hiçbir kemikle eklem yapmıyor. Kas ve bağlarla tutunuyor. Bu da yine sınav sorumuzdur. Evet, şimdi yüzümüzün üst çene kemiğinde yer alan diğer kemiklerini sıralayalım. İlk başlangıcımız burun kemiğimiz olsun. Os nasale deniliyor arkadaşlar burun kemiğimize. Görmüş olduğumuz yer burnumuzun. Burun kemiğimiz nazal. Çift bir kemik. Dikdörtgen şeklinde. Frontal kemik. Maksilla ve kendi eş kemiği ile ekleşmiş. Eklemleşmiş oluyor arkadaşlar. Bir diğer kemiğimiz lakrimal kemiği arkadaşlar. Bunu kemik olarak göz çukurunda size daha net bir şekilde biraz sonra göstereceğim. Lakrimal kemiğimiz de arkadaşlar. Bu da en küçüğü yüz kemiklerimizden. Orbita çukuru iç yan duvarının önünde yer alıyor. Çift bir kemik dolayısıyla. Burada ne yer alıyor arkadaşlar önemli olarak? Lakrimal kemikte gözyaşı kesesi yer alıyor arkadaşlar. Tamam mı? Onun için gözyaşı kemiği de
olarak isimlendirmiş oluyoruz bu kemiğimizde. Palatinyum kemiğimiz var arkadaşlar. Bu damak kemiğimiz. Buradan yine göremiyoruz. Bu ağzımızı açtığımızı ve kaldırdığınızı düşünün. Palatinyum kemiğimiz içinde. Bu da arkadaşlar L şeklinde bir kemik ve sert damağın 1 bölü 3'lük arka bölümünde yer almış oluyor bu kemiğimiz de. Evet, concha nasalis inferiorumuz var arkadaşlar. Buranın burada kıkırdak ve derimizi kaldırdığımızı düşünün. Kaldırdığımızda görünüyor bu kemiğimizde. Alt boynuzcuk kemiği olarak isimlendiriliyor. Bu da bir çift kemik. Hem burada hem burada yer almış oluyor. Burun boşluğu dış yan duvarında alt kemik çıkıntılarının oluşumunu sağlamış oluyor arkadaşlar. Bir diğerimiz vomer kemiği ama arkadaşlar vomer kemiğini burada göstermek çok mümkün olmadı. Bu burun bölümünün arka alt kısmında yer alan tek bir kemik ve sifonoid kemik, maksilla ve palatinyum kemik ve etmoid kemik arasında yer alan küçük bir kemik arkadaşlar. Ona da sapan kemiği ismini veriyoruz. Evet, mandibula kemiğimizden zaten bahsetmiştik biraz önce. İyi uyduğumdan da söz etmiştik az önce. Yüz kemikleri üzerinde çeşitli hava boşlukları var. Bunlara paranazal sinüsler diyoruz. Ve kaç çeşit paranazal sinüs var yazınız diye sorabiliriz. Veya aşağıdakilerden hangisi paranazal sinüs değildir diye sorabiliriz. Veya hangisi paranazal sinüstür şeklinde test olarak sormak mümkün. Doğru yanlış ve boşluk doldurma şeklinde de sorabiliriz. Her şekilde soruyu sormak mümkün. Önemli olan sorunun cevabı arkadaşlar. Paranazal sinüslerimizi tek tek sıralayınız da diye burada gördüğünüz gibi klasik olarak da sıralamak mümkün. Yani sizin hemen aklınıza şekli getirmeniz gerekiyor. Şimdi biraz ödüm sonra şeklin üzerinde tek tek göstereceğim bunları. Sinüs maxillaris en büyük paranazal sinüsümüzdür arkadaşlar. Bunu da başka bir soru olarak sormak ekstradan mümkün. Şimdi şekil üstünde bir görelim sinüslerimiz nerede? Şimdi bunu söylemeden önce bakın kafamız, kafa kemiklerimiz ve yüz kemiklerimiz bir araya gelerek neyi oluşturuyorlar arkadaşlar? Kafa iskeletinin bir bütününü oluşturuyorlar değil mi? Ve tek oynar eklem çene eklemidir. Sınavda bir başka soru olarak sorabileceğimiz diğer soru. En hareketli kafada veya yüzde bulunan en büyük eklemimiz hangisidir diye soracak olur isek o çene eklemimiz olacak. Doğru cevap. Duvarları solunum epiteli ile kaplı havalı kemik boşlukları arkadaşlar. Bu buralarda sinüslerimiz yer alıyor. Şimdi şeptek isimlerini beraberce söyleyelim. Bakın burası frontal kemik biliyorsunuz. Kaşın arkasında frontal kemiğin içinde yer alan nedir arkadaşlar? Sinüs frontalistir. Sağda ve solda olmak üzere sinüs frontalistlerimiz 2 adettir arkadaşlar. Evet, bundan sonra gelen diğer sinüsümüz sinüs maxillaristir arkadaşlar. Sinüsler içerisinde en büyük olanı hangisidir diye sorabiliriz. O da sinüs maxillaristir diye biraz önce söylemiştik. En büyük olanı sinüs maxillaristir. Bir diğer sinüsümüz sinüs etmoidalis. Sinüs etmoidalisti arkadaşlar. Şimdi yerini söyleyelim. Burun boşluğu ile göz çukuru arasında değil mi? Göz çukuru arasında bakın. İki tane yer alan etmoid kemiğin kıvrımlı bölümü üzerinde sayıları 3 ile 18 tane arasında değişiyor arkadaşlar. Etmoidal sinüsler oldukça fazla miktarda bulunmakta. Evet, sifenoidalis denilen bir başka sinüsümüz mevcut arkadaşlar. Bunu buradan görmek mümkün değil. Burnumuzu şöyle yukarıya doğru iyice çevirdiğimizi bu şekli düşünün. O zaman çevirdiğimizde kolayca görebilirsiniz. Bu da 2 adet arkadaşlar. Bu burun kemiğini şöyle yukarı doğru kaldırdığınızda arka taraflarda görünüyor. Ona da sinüs sifenoidalis diyoruz. Arkadaşlar hava ile dolu olduğundan kafanın ağırlığını hafifletiyor ve ses tonunu ayarlıyor demiştik ya. Arkadan arkadaşlar bu epitel doku iltihaplandığında biz ona sinüzit diyoruz. Kafanın ağırlığını hafifletiyor ve ses tonunun niteliğini ayarlıyor tabii ki ister istemez. Ama bunun için enfekte olduğunda
Ne olmuş oluyor arkadaşlar? Sinüzit olan kişi ne hissediyor? Kafası çok ağır geliyor kendisine, kafamı kaldıramıyorum diyor, değil mi? Ve aynı zamanda ses tonu da oldukça kalınlaşıyor bu kişilerde. Bunun işte bunun sebebi bu olmuş oluyor arkadaşlar. Evet. Göz çukurumuz, yani orbitamızdan bahsedelim bir de. Bakın burası göz çukurumuz. Üst kemiğimiz frontal kemik. Burası maksilla. Burası da göz çukurumuz. Şimdi içerisinde hangi kemiklerimiz varmış onları bir tek tek sıralayalım hep beraber. Evet, kafa kemiklerimizi anlatırken arkadaşlar sfenoidale temel kemikten bahsetmiştik. Bakın temel kemik aynı zamanda gözümüzün içerisinde bakın çukurunda korpusun üst yüzeyinde eğri benzeyen bir çukur var arkadaşlar burada. Buna sella turcica yani Türkiye eğri diyoruz. Biraz sonra yani endokrin sistemi işlerken hipofiz bezinin nerede bulunduğunu sorduğumuzda sella turcica'nın içerisinde Türkiye'nin olduğu yerde diyeceğiz. Bunu kullanacağımız için de burası önemli. Kemiğin buradan görünüş kısmı göz çukurundan da görünüyor arkadaşlar. Burası os sfenoidale dediğimiz kemiğimiz yer alıyor. Evet, os sfenoidale arkadaşlar. Bu sfenoid kemiğimiz frontal ve etmoid kemiğin gördüğünüz gibi arkasında ve oksipital kemiğin önünde tek bir kemik ve nörokranyum kemiklerinin hepsiyle de eklemleşmiş oluyor arkadaşlar bu kemiğimiz, sfenoid kemiğimiz. Bu sfenoid kemiğimiz kübik bir kutuya benzeyen bölümü var. Buraya corpus sfenoidalis diyoruz ve bunun kemik gövdesi içindeki boşluğuna da sinüs sfenoidalis diyoruz. Ve temel kemik korpusun dış yüzeyinde eğere benzeyen bir yapı var arkadaşlar. Bu çukura biz sella turcica yani Türk eğri diyoruz. Bu çukurda iç salgı bezlerinden hipofiz bezi yer aldığı için sfenoid kemiğimiz çok önemlidir arkadaşlar. Evet, burada zigomaticum yani elmacık kemiğimiz var. Yüzden şekilden anlaşıldığı gibi burada elmacık kemiğimiz mevcut. Etmoidal kemiğimiz yani kalbur kemiğimiz bu kafa iskeletinin tek kemiklerinden. Kafatası tabanın ön bölümünde. Sifonoid kemiğin hemen önünde, frontal kemiğin altında yerleşmiş, çenteye yerleşmiş durumda. Bu kemik burun boşluğunun arkadaşlar tavanını, dış yan duvarını ve burun bölümünün üst kısmını ve her iki göz çukurunun da iç yan duvarını otomatik olarak yapmış oluyor. Ve yatay ve düşey olmak üzere iki lamineden oluşuyor bu etmoid kemiğimiz. Burada arkadaşlar dikey bölümünde burun bölümünün oluşumuna katılıyor ve buranın devamı şeklinde uzanan çıkıntıya crista galli yani korozibi deniliyor arkadaşlar. Unutmayın bunu kullanacağız çünkü crista galli ve korozibi denilen şeyi daha sonra. Evet şimdi sıra geldi lakrimal kemiğimize. Lakrimal kemiğimiz de yüz kemiklerimizin en küçüğü arkadaşlar. Burada orbitanın göz çıkarımı iç yan duvarında yine yer almış oluyor. Çift bir kemik. Bu kemik içerisinde de ne var arkadaşlar? Evet, gözyaşı kesesi var arkadaşlar. Zaten adı gözyaşı kemiği. Dolayısıyla gözyaşı kesesi de neyin içerisinde yer almış oluyor? Lakrimal kemiğin içerisinde yer almış oluyor arkadaşlar. Burası da üst çene kemiğimiz maksillanın göz çukurundaki devamı olan yer. Burası da üst çene kemiği yani os maksilla yer almış oluyor göz çukurunda. Evet, os turunkus yani gövde kemiklerimiz bir omurgalarımızdan bir de göğüs kafesimizden oluşuyor. Biz şimdi göğüs kafesimizden bahsedeceğiz. Ossa costae'nin yani kaburgaların bunların her birisi kaburga. Özelliklerini ve sayılarını yazınız diye klasik olarak sorabiliriz. Tabii ki test olarak sormak da mümkün. Önce bir göğsümüzde 12, 12, 24 tane kostalarımız mevcut. Şimdi bunları tek tek bir söyleyelim bakalım. Kıkırdakların uçları direkt sternum kemiğiyle eklemleşen 7 çift olan kaburgaya
Costa Verae diyoruz arkadaşlar. Bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 tanesi sternumla eklemleşiyor. Bu öndeki bu kemiğimiz neymiş? Sternum. Yani göğüs kemiğimiz. Aynı kravata benziyor gördüğünüz gibi. Büyük ihtimalle kravatı bu kemikten esinlenerek yapmışlar. Bunda pek çok işlemi yaparken tarif edeceğimizde kullandığımızdan dolayı burası bizim için önemli. Bunun ismini öğrenelim. Buraya ksifoid çıkıntı deniliyor. Yani hançersi çıkıntımız. Sternumun en alt ucu. Evet. Şimdi gelelim kalan 5 çift kaburgaya. Yani 7'si sternumla eklemleşiyor. Bu yabancı kaburgalardan, yani bu 5 çift kaburgaya da yabancı kaburgalar diyoruz. Yabancı kaburgalarında ilk üçü, yani 8, 9 ve 10 olan kemik, arkadaşlar bu 7. kostanın kıkırdak bölümüyle birleşip indirek olarak sternumla eklemleşiyor. Tamam mı? Kalan diğer 11 ve 12. olmuş oluyor. Bu kemiklerde 11 ve 12. bu boşlukta kalan kemiklerde uçları serbest oluyor ve bunlara da serbest yüzen kaburgalar ismi veriliyor. Eklemleşen diğer 3 kaburgaya yaysı kaburgalar diyoruz. Serbest ucu boş olanlara serbest kaburgalar, yani yüzen kaburgalar diyoruz. İskeletimiz hayranım bu şekle. Hani biraz önce en başlangıçta söylemiştim ya, skapulayı daha sonra size arka taraftan göstereceğim bu kemiğimizin. Ondan görünüşü de çok belirgin olmuyordu. Arkadan gördüğünüz gibi kürek kemiğimiz, yani skamulamızın görüntüsü bu şekilde. Evet. Skapulanın dışında burada görebileceğimiz bir diğer şey, bakın omurgalarımız, kostalarımızın arka taraftan vertebrayla birleştiği yer. Bu şekilde görüntü veriyor ve ikinci boyun omurundan başlayarak omurlar birbirlerine, görmüş olduğunuz gibi diskus, intervertebral listlerle birbirlerine bağlanıyorlar. Evet, skapulamızı biraz önce göstermiştik zaten gördüğünüz gibi. Omurgamıza arkadaşlar önden ve arkadan bakıldığında düz bir sütun şeklinde görmüş olduğunuz gibi. Ama yandan bakıldığında bir takım eğrilikler olduğunu görüyorsunuz. Öne doğru olan eğriliklere lordoz, arkaya doğru olan eğriliklere de biz kifoz ismini veriyoruz. Bunları da hastalıklarını isimlendirirken kullanacağız bunun. Anlamı da o yüzden önemli. Evet, şimdi bu omurlarımızı bir sıralayalım bakalım. Boyun omurumuz vertebra servikalis. 7 tane arkadaşlar. Bunun ilk birinci boyun omurumuzun ismine ne diyoruz arkadaşlar? Atlas ismini veriyoruz. İkinci boyun omurumuzun adı ise aksis olmuş oluyor. Yani birincisine atlas ismini veriyoruz. İkincisi ise aksis adını almış oluyor. Boyun omurlarımız 7 tane. Onun için onlara da ne diyoruz arkadaşlar? Vertebra servikalis diyoruz. C harfiyle başlıyor. İngilizce'deki baş harfiyle biz servikal diyoruz, S harfiyle, ama onlar 7 tane boyun omurları var diyerek C7 şeklinde kısaca kısaltıyorlar. Buradakiler boyun omurlarımız. Gördüğünüz gibi boyun bölgesinde zaten. Evet, bir diğerimiz ne olmuş oluyor? Torasika, yani göğüs bölümüne tekabül ettiği için göğüs omurları, yani vertebra torasika diyoruz. Torasik bölümde diyoruz kısaca. O da T harfiyle başladığı için T12, yani 12 tane kemikten oluşuyor göğüs omurlarımız da. Tek tek sayın. Daha sonra gelen kısmımız, bakın bu kısımda bel kısmına tekabül ettiği için buraya da vertebra lumbalis diyoruz. Kolumna vertebralis, yani omurgamız gördüğünüz gibi bel bölgesi, vertebra lumbalis. O da L ile başladığı için 5 tane olduğundan dolayı da L5 olarak isimlendiriliyor. Nerede bir travma söz konusu olursa işte lumbal 1, L1, L2, L3, L4, L5 diyerek de bu şekilde isimlendirmiş oluyorlar. Evet, bu sakral vertebralarımızda
5 tane omur birleşerek yetişkinde bir tek kemik halini alıyor arkadaşlar. Büyük sakrum büyük üçgen şeklinde bir kemik ve arka üst duvarını yapıyor pelvis iskeletinin. Yanlarda da kalça kemiği ile otomatik olarak eklemleşmiş oluyor. Ve üstte 5. bel omuruyla eklemleştirdiği yerde arkadaşlar burada bir çıkıntı oluşuyor. Buna promontorium deniliyor ve yanlarında bulunan 4 çift delikten sakral omurilik sinirler çıkıyor arkadaşlar. En sonda yer alan kısım ise coxia ya da coccyx deniliyor. Omurganın en son bölümü, bu da sakrum gibi 4-5 omurun kaynaşıp birleşmesiyle oluşuyor. Seherfilidir. Evet, göğüs kafesimizin içerisinde bir boşluk oluşuyordu. Buna ne demiştik? Cavitas thoracis demiştik. Hatırlıyor musunuz? Evet, onun içerisinde de organlarımız yer almış oluyorlar. Göğüs bölümündeki. Evet, gelelim coxae, os coxae yani kalça kemiğimize. Evet, kalça kemiğimizin geniş üst bölümüne ne diyoruz? İlyum diyoruz, değil mi arkadaşlar? İlyum, leğen kemiği de deniliyor. Os ilyum olarak ifade ediyoruz. Burada bizim için önemli olan kısım, bakın, ilyumun geniş üst kenarına krista ilyaka diyoruz. Bunu da dekübit konularında, yatak yaraları konularında kullanacağız. Onun için bu yer bizim için önemli. Yani ilyumun geniş üst kenarı neresiymiş? Krista ilyakaymış. Daha sonra oturak kemiğimiz var. Orası da ischium olarak isimlendiriliyor. Os ischium kalça kemiğinin arka alt bölümünü oluşturuyor. Burada ne yapıyoruz? Biz oturuyoruz, değil mi? Oturduğumuz zaman ağırlık buraya yüklenmiş oluyor, ischium bölümüne. Evet. Daha sonra gelen kısmımız çatı kemiğimiz, yani os pubis. Bu pubislerin birleştiği, eklemleştirdiği yerde simfisis pubis olarak isimlendiriliyor. Burayı da kullanacağız. Organları tarif ederken de kullanmış olacağız. Evet, bu da kalça kemiğinin ön alt bölümünü oluşturuyor. Bakın, burası pubislerimiz. Ön alt bölümünü oluşturuyorlar. Ve simfisis pubisle ne yapıyor? Eklemleşme yapmış oluyor iki pubis. Evet arkadaşlar, yanlarda kalça kemiklerimiz yani costaylarımız, arkada sakrum ve coccyx'in eklemleşmesiyle oluşan gövdenin alt bölümüne leğen kemiği diyoruz, değil mi? Ve yani diğer adıyla pelvis diyoruz. Bunları da pelvis boşluğumuz vardı, değil mi? Bu pelvis boşluğumuza cavitas pelvis demiştik. Burada da organlarımızı yine tariflerken kullanacağız. Birlikte cavitas pelvis olarak isimlendirmiştik. Onun içerisinde olan organlarımızı sıralarken sistemleri işlediğimizde kullanacağız. Bakın, bu ilyum kemiğimizin arkadan görüntüleri gördüğünüz gibi bu şekilde olmuş oluyor. İlyum bu şekilde görünüyor. Bakın, ischium kemiğimiz, oturak kemiğimiz, bakın arkadan yine bu şekilde görünmüş oluyor. Önden de pubis görüyoruz. Bu şekilde isimlendirmek mümkün arkadaşlar. Pubis kelimesini çatı kemiği olarak da ifade ediliyor. Arkadaşlar, bu kalça kemiğimizin 3 kemik birleşiyor ya, bu 3 kemiğin birleştiği yerde bir çukur oluşuyor. Buna biz acetabulum diyoruz. Uyluk kemiğinin baş kısmı birleşerek kalça eklemini meydana getiriyorlar. Eklemlerin Latince karşılıklarını yazınız diyebiliriz veya farklı şekillerde de sorabiliriz. Yine aşağıdaki nereden hangisi diz ekleminin adıdır diye, yani bunları tek tek işte bu şekilde sormak da mümkün. Diz eklemi dediğimizde aklımıza ne gelecek? Eklem sözcüğünün karşılığı articularis arkadaşlar. Dizde genuydu. Articularis genus diyoruz. Latin alfabesi olmasına rağmen İngiliz dilindeki gibi tersten ifade edeceğiz anlamlarını. Articularis eklem, geno diz. Evet, ayak bileği eklemimiz
eklem articularis, talo crurális deniyor. Ayak bileğimiz için de talo crurális kullanıyoruz. El bileği eklemimiz radyokarpal eklem deniliyor. Son dönemlerde en çok karpal tünel sendromu denilen bir hastalık için ameliyat oluyor insanlar. Şu bilgisayardaki mouse'u kullanma yüzünden oluşan bir hastalık türümüz. Ne güzel değil mi? Yeni hastalıklar ekleniyor. Müthişiz. Evet, onun için bu radyokarpal eklem olarak isimlendiriliyor. Dirsek ekleğimiz articularis cubiti olarak isimlendiriliyor. Dirseğe cubiti ifadesini kullanıyoruz. Alt çene eklemimiz de articularis temporomandibular olarak isimlendiriliyor. Tamam mı? Evet, şimdi bunların nerede olduklarını görelim. Burası, bakın, kalça eklemimizin olduğu yer, articularis coxae. El bileğimizin ekleminin olduğu yer, radyokarpal eklem. Tabii ki burada eklemleri mükemmel gösteremiyor ister istemez. Demirleri kullanmış bu insanoğlu ne kadar mükemmeliz değil mi? Kolay kolay yapılamıyoruz yani. Tabii yavaş yavaş yapılmaya başlandı ama tabii ki hiçbir şey gerçeğini yerine asla alamayacak. Evet, diz eklemimiz articularis genu ve alt çene eklemimiz articularis temporomandibular. Bakın, temporal kemik de mandibular kemiğin olduğu yerde olduğu için ne deniyor ona? Temporomandibular articularis, yani alt çene eklemi diyoruz. Yine ayak bileğimiz, ayağımızın bileğinin birleştiği yer articularis talo cruralis olarak isimlendiriliyor. Sorumuza. Evet, diatrozis. Yani sinovyal eklemler ya da oynar eklemler de diyoruz. Neden öyle söylüyoruz? Çünkü oynar eklem oluşturan kemik yüzleri arasında bir boşluk var. Bu boşluktaki sıvıya sinovya denilen bir sıvı var. Bundan dolayı bu eklemlere de sinovyal eklemler diye de isim veriliyor. Vücuttaki eklemlerin büyük bir bölümünü oluşturuyorlar ve fonksiyon olarak tam hareketli eklemleri ifade etmiş oluyorlar. O yüzden onlara oynar eklemler ismi veriliyor arkadaşlar. Evet, bu eklemlerde bulunan yapıları yazınız ya da aşağıdakilerden hangisi eklemlerde bulunan yapılardan değildir deriz. Ama siz yapıları bilmeyince ister istemez onu işaretleyemezsiniz. O yüzden ifade edelim şimdi. Eklem yüzü zaten yüz fasiye demek, değil mi? Artikülerisi de eklem demek. Eklem yüzü. Bir tanesi. Oynar eklem demek. Yüzünün olması gerekli her şeyin, değil mi? Bir de kıkırdığı var. Kıkırdak cartilage olarak ifade ediliyor. Bu da eklemdi. Eklem kıkırdağı cartilage articularis deniliyor. Eklem kapsülü kapsülü articularis. Yani artık eklem kapsülü. Eklem boşluğu cavitas boşluktu. Bu da eklemdi. Cavitas articularis deniliyor. Bir de eklem bağları var. Ona da ligament diyoruz. Ligament articularis, eklem bağları mevcut. Aşağıdakilerden hangisi eklemde bulunan yapılardan değildir derse bunların dışındakileri işaretlemiş olacağız. Anatomik hareketlerin anlamlarını yazınız. Hangi hareketleri yapıyoruz, hangi düzlemlere göre yapıyoruz diye. Ona göre sorularım da vardı. Birinci ünite yazılı sorularına bakarsanız orada da görürsünüz. Fleksiyon bükme demek arkadaşlar. Yani biz elimizi düşünün, hemencecik elinize getirin, hemen benim dediğimi yapın, öne doğru bükün. Buna fleksiyon diyoruz. Ve sonra elinizi öbür tarafa doğru, yani ters tarafa doğru açın. Buna açma hareketi, yani ekstansiyon diyoruz. Yine abdüksiyon, bakın D harfiyle demiştim. Yani bu ters aklınızda düşünmeniz gereken bir konu demiştim. Abdüksiyon dediğimizde aklınıza birleştirme gelecek. Bunu da parmaklarınızı böyle açın önce bir, sonra onların hepsini bir araya getirin. Bir araya getirme, birleştirmeyi abdüksiyon diyoruz. Sonra bu parmaklarınızı birbirinden ayrıştırın. Ona da abdüksiyon, yani ayırma hareketi diyoruz. Pronasyon içe çevirme, süpinasyon da dışa çevirme demek arkadaşlar. Bunlar için de şöyle diyebiliriz. Elinizi bilek kısmından arkadaşlar çevirin. İçe çevirin. Bir de dışa çevirin. İçe çevirme pronasyon. Dışa çevirmeye de süpinasyon diyeceksiniz.
İnversiyon arkadaşlar, o da ayak tabanını içe çevirme ve ayak tabanını dışa çevirme de eversiyon olarak isimlendiriliyor. Rotasyonda arkadaşlar başınızı sağa sola çevirme hareketi de rotasyon olmuş oluyor. Yani eklemin kendi etrafında döndürülmesine rotasyon diyoruz, değil mi? Bunların çeşitleri neydi? Pronasyon, süpinasyon ve sirkümdiksiyondur arkadaşlar. Sirkümdiksiyon ne? Daire çizme, yani 360 derece. Bunu neyle yapabiliriz mesela? Kolumuzu arkadaşlar 360 derece. Bakın kaldırın, şimdi bir döndürün. Buna ne diyormuşuz? Sirkümdiksiyon diyoruz. Evet, elevasyon kelimesini kullanıyoruz arkadaşlar. Elevasyon yukarıya kaldırma. Yani diyoruz ki hastalarımızda ödem var. Mesela yukarıya doğru kaldırın kollarınızı, örneğin ödem oluşmasın diye diyoruz. Eleve edin diyoruz. Yukarı kaldırın demiyoruz artık bir süre sonra. Eleve ediyoruz diyoruz. Elevasyon, yukarı kaldırma. Depresyonda aşağı indirme. Eğer mesela arter takılıysa hastaya, arter uygulandığında arteri çektiğinizde bunu eleve etmiyorsunuz, onu depres ediyorsunuz. Yani aşağı indiriyorsunuz. Depresyonda aşağı indirme hareketi deniliyor. Evet, aşı kası olarak da bildiğimiz omuza yuvarlak şeklini veren kasın Latince adı nedir? Bakın, bu kas konusunda şekil kullanamadım, üzgünüm. Çünkü şekilleri çizmeyi beceremedik. Oğlum yapıyor zaten şekilleri. Daha sonra ilerleyen dönemlerde bunları farklı bir ders olarak yeniden ekleriz, şekil hallettikten sonra. Evet arkadaşlar, aşı kası, yani omuza yuvarlak şeklini veren, erkeklerin en çok böyle hani şişirdikleri ve bundan onurlandıkları kas var ya, işte o kas, o hangisidir diye soruyoruz. Evet arkadaşlar, deltoid deustur. Peki, kaburgaları yukarı kaldırarak göğüs boşluğunun hacmini arttırıp inspirasyon, yani nefes almaya yardımcı olan kaburga kası hangisidir arkadaşlar? Interkostales eksternidir. Aşağıdakilerden hangisi intramüsküler, yani kas içi demiştik, değil mi? İntra iç, müsküler kastı, intramüsküler kas içiydi. Onların başlangıçlarını yazıyoruz sadece. İntramüsküler enjeksiyon yapılan uyluk kasıdır. Uyluk kası arkadaşlar. Uyluk kasımızın adı quadriceps femoris. Kalpten sonra en seri olarak çalışan kas hangisidir arkadaşlar, hiç düşündünüz mü? Evet, kalbimiz seri olarak çalışıyor. Bir diğeri de sürekli nefes alıp verirken kullandığımız kasımız diyafragmadır arkadaşlar. Evet, gluteal bölgede yüzeyen, orta ve derin planda bulunan 3 kasa kas içi enjeksiyon yapılır. Enjeksiyon yapılırken siyatik sinirin geçtiği bölge dikkate alınır ve ona göre uygun bir bölge seçilir. Enjeksiyon için en uygun bölge ilye kaslarının üst, dış yan ve uyluk kaslarında, ön bölge kasları da intramüsküler enjeksiyon yapılan bölgedir. Peki yukarıdakilerden hangisi intramüsküler için tercih edilir? Arkadaşlar, bunlara gluteus maximus, medius ve minimus, bunların hepsine de biz intramüsküler enjeksiyon yapıyoruz. Bunlara ilye kasları da deniliyor. Sartorius da bacakta kullandığımız kasımız, değil mi? Dış yan kasımında yapıyoruz bacağımızın da. Buraya da bebekler için en çok kullanıyoruz, değil mi? Gluteal kasları gelişmediği için önce. Bu yüzden bu 4 kasımız bizim intramüsküler enjeksiyon için kullandığımız en önemli 4 kasımızdır. Dolayısıyla seçenek 1, 2 ve 3, 4 şeklinde sıralanır. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum arkadaşlar. Bugünkü konumda çevre. Çevrenin korunması için çalışan kuruluşlar var. Bunlara girerek lütfen, bunlara destek olmanızı istiyorum. Hepimiz bu ülkenin, bu dünyanın insanlarıyız. Bir sahip çıkmak zorundayız dünyamıza. Ne kadar geç kaldığımızı düşünsek de hiçbir zaman hiçbir şey geç kalınmış değildir bence. Ne zaman farkına varırsak, o andan itibaren başladığımız her adım bizim için fayda getirecektir. Bu dünya üzerinde yaşadığımız sürece bu dünyaya ihtiyacımız var çünkü. Hepinize beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. İyi ki varsınız.